İran'da 11 kişinin hayatını kaybettiği Türk jeti kazasıyla ilgili ön rapor çıktı. Kara kutu incelemesinde uçağın hız göstergesinin arızalandığı görülüyor. Pilotlar uçağı kurtarmak için 51 kez burnu kaldırmaya çalışmış. 38 bin fitte süratsiz kaldı. Pilotlar 51 kez uçağın burnunu kaldırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Başaran Holding'e ait uçak Dubai dönüşü İran'da düşmüştü. Uçağın kara kutusu incelendi. Kazaya ilişkin detaylar da bu incelemeyle ortaya çıktı. Uçak 36 bin fitten 38 bin fite tırmanmak istedi. Kumanda kaptan pilot Beril Gebeş'teydi. Ancak bu sırada bir sorunla karşılaşıldı. Hız göstergelerinin verileri birbiriyle uyumlu değildi. Pilotlar sorunu anlamaya çalıştı. Kaptan pilot Gebeş, süretin artmasını önlemek için çabaladı. Kara kutuya göre 51 kez deneme yaptı. Gerçekte ise uçağın süreti artmıyor, düşüyordu. İkinci pilot da devreye girip sorunu çözmek istedi. Ancak o da başarılı olamadı. Uçak hızla irtifa kaybetti. Limitini aşarak 20 bin fitte parçalanmaya başladı. Daha sonra da dağlık alana düşerek yandı. Uçakta sürat bilgisi özel bir sistemden alınıyor. Ancak sistemin tıkanması, buzlanması veya arızalanması nedeniyle sağlıklı hız ölçümü yapılamıyor. Sisteme kum tanelerinin kaçmasıyla arızalanmış olabileceği düşünülüyor. Kesin arıza sebebi nihai raporla netleşecek. Mart ayında yaşanan kazada 8'i yolcu, 2 pilot, 1'i hostes, 11 kişi hayatını kaybetmişti.